Şimdi az önce sorduğum şeye geleyim. Illuminati'nin hedefi İslam diyorsunuz ya. Mekke Illuminati'nin kontrolüne girdi. İslam dünyası seyrediyor. Şeytan kulenin tepesinden Kabe'ye bakıyor diyorsunuz. Bu Illuminati zaten örgüt olarak bunların dünyayı yöneten 13 aile şeytana tapıyorlar ve onun egemenliği için bir krallık derdindeler. Yalnız birçok yazar ve bazı bu konularda yayın yapan arkadaşlar ikisini karıştırıyorlar. Şimdi birincisi yeni dünya düzeni ne? Birincisi evangelistler istiyor. İşte Hz. İsa'nın geri gelmesi, Tanrı'yı kıyamete zorlamak. İşte bu Armagedon meselesi var ya, o artık onun ben söyleyeyim Armagedon'dan cılkı çıktı. Uyduruk bir şeydir. İncillerde pek fazla şeyde geçmez. Üç, dört tane, üçünde geçmez. Birinde geçer. Bir tepedir falan. İşi şişiriyorlar. İşte Armagedon savaşı olacak da Yahudilerle Müslümanlar savaşacak şudur budur falan palavra. Yani o işin şeysi değil. Birinci olay bu. İkincisi Kabe çok hedefteydi. Kabe'yi bugün işte meşhur Suudi Kraliyet ailesi hiç umurunda olmayacak bir şekilde üzerinde duruyorlar ve rezidansı yaptılar. Bakın rezidansta dalga geçmek için şunu koydular. Adını Zemzem Towers koydular. Fakat 1400 yıl boyunca Mekke'de Kabe'den yüksek bina yapılmamış. 1400 yıl boyunca buna Osmanlılar da girmiş. O dönem ya orada kimler yaşadıysa Arap'ın hiçbiri yapmamış. Saygıdan dolayı sizin kutsal şeyiniz. Dünyada da bir Allah'ın evi diye bahsediyorlarsa orası yani olmaz da. Çünkü tabir Allah'ın evi olabilir mi ya böyle bir saçmalık. Ama Allah'ın tek kutsal saydığı, yani insanların her gün dönüp namaz kıldığı bir yerdir burası. Ve Kabe bu. Bunun bir özelliği şeysi. Ama niye bu simge? Ne oldu? Şu anda zaten bunlar Hristiyanı, Papa'yı falan da kontrol ediyorlar. Vatikan da onların kontrolünde. Burası kaldı. E ne yapalım biz bunu? Şuraya biz önce bir şeyi bir dikelim bir tavırsı. Biliyorsunuz Ejderha Kalesi'ni yıktılar 2003'te, 2004'te falan. Olay oldu falan filan. Adam yıktılar. Towers'ı diktiler. Güzel. Üstüne saat koydular. Bir de üstüne Allah yazısı koydular. E buraya kadar iyi. Döndük oraya. Allah yazısının üstünde. Merak eden şeyden resimlerine baksınlar. Görürler zaten. Hilal koydum diye şeytanın keçi sembolü Baphomet vardır ya. Keçinin boynuzları da simgesel olarak almışlar. Resmen onu koydular. O hilal falan değil. Hilal biraz yan olur. Yani hilali bilmiyor muyuz? Bayağı keçi sembolü. Oradan sırıtıyor adamlar. Altına da geldiler. Şahmeran bizde biliyorsunuz yılan kadın diye koydular oraya. Ve 72 kat yaptılar. Güzel. 72 kat. 72 şeytanı simgeliyor. Yani Hazreti Süleyman'ın insanlara zarar veren 72 üç harfliyi cini mühürlemesi, 72 şeytanı mühürlemesiyle alakalıdır. Simge bu 72 kat. Sonra bir bakıyorsunuz 600 küsür metre yüksekliği. İyi. Kur'an'daki 600. sayfa ne oluyor? Fil suresine denk düşüyor. Fil suresinde nedir? Ebrehe'nin orduları gelir fillerle birlikte. Yıkmak üzeredir. Peygamberimizin doğmasından kısa bir süre öncesi çok fazla bir şey değildir. O dönemde olan sonra Ebrehe'nin üstüne ve kuşları gelir. Öyle kabul ediliyor ama başka şeyleri de var olayı. Yok olur. O yani nedir oradaki şey? Çünkü Ebrehe Kabe'yi yıkmak istiyor. Sonra Yemen'de kendisi bir sahte bir Kabe kuracak. Bütün hacılar Yemen'e gidecek. Paralar da buna gelecek. Olay bu. Bu rezidans bunu gösterdi ve çıktılar gittiler bizim bu memleketten İslam dünyasından zenginler paraları bastılar 40. 50. katlardan 60. katlardan Kabe'yi seyredip keyif aldılar. Birincisi plan buydu. İkincisi çevresini kapattılar. Üst üste şeyler çıktılar ve inanılmaz şeyde 2030 diye bir şey çıkardılar Suudiler. 2030 yılında ya 2030 yılında 11 kapı ve bu kapılar biraz yuvarlakımsı gibi ama piramide benziyor. Yani piramit göz şey gördüğünüz zaman muhakkak surette ve İlmihati'nin işareti ve simgesidir. 11 kapı yapıyorlar. Şu anda 2030'da kadar olacak olan süreçte. 11 rakamının Tanrı'ya isyan rakamı olduğunu da bir öğrensinler. Ya yani bu anlattıklarımı merak edenler benim kitaplarda bulabilirler. Yoksa arzu ederlerse Google'dan da araştırsınlar. Şey çıkacak hepsi ortaya. Ve kapatıyorlar adamlar.
Ve o arada şöyle bir durum oluşuyor. Kabe bir kibrit kutusu, bomboş bir odaya getiriyorsunuz, kibrit kutusunu koyuyorsunuz. Bütün duvarların da rezidans olduğunu kabul edelim. Ki yeni projede 30 tane daha rezidans çevirecekler Mekke'yi ve ticaret merkezi yapacaklar. Aynı putperest dönemdeki gibi, o zaman ticaret merkeziydi. Niye o zaman Arabistan'ın başka yerlerinde, şehirlerinde yapmıyorsunuz ticaret merkezini? Bitti. Burası çünkü. İstedikleri tek şey şu. Birincisi bu. Yani Kabe'yi kapattık. İyice içeriye aldık. Küçük şeye kaldı. Bir. İkincisi Peygamberimizin türbesi. Bunu kaldırmak istiyorlar. Şimdi bu nasıl olur, şey olabilir falan diye bir takım projeler var. Mescid-i Nebevi'nin işte camiyi genişleteceğiz diye, türbeyi yıkacağız falan filan. Şu anda dinler arasında bir baktığınız zaman üç büyük din. Bundan kabul ediyoruz. Hazreti İsa nerede? Gökte. Musa nerede? Mezarı bilinmiyor. Hangi peygamberin biliniyor? Bizim peygamberimiz. Ve hedef o. Araplar sokmuyor mesela. Yani yaklaştırmıyorlar. Hacca gidenler, umreye gidenler. Ve sorun hiç kolay kolay yaklaştırmıyorlar. Ve sonuç peygamberimizin türbesi hedefte. İslam dünyası niye tepki göstermiyor? Tepki gösteren bir ülkeler çıkıyor. Herif diyor ki benim iç işlerim kardeşim, sen karışamazsın diyor. Karışırsın. Karışmak zorundasın zaten. Kur'an'da Allah söylüyor. Ayetlerde her şeyler açık ve seçik. Kabe'nin ve şeyin. Bütün kurallar orada. Peygamberimiz orada, şey orada. Adam, sen benim dinimin topraklarını işgal etmiş adamsın o zaman. Bir tepki gösterin şeylere. Yok. Ben nereden öğreniyorum? Ben Rus basınından öğreniyorum bunları. Birileri yazıyor. Allah'tan o Rus basını çıktı. Haberler çıkınca. Türkiye'de de bazıları birkaç gazete yazınca şeyler durdu. Hedefler. Ama hedefte işte onun için yaptılar. Ve bugün gelinen nokta ne? İlluminati'de bakın gidebiliyor mu insanlar bir senedir? Umre'ye, hacca gidebiliyor musunuz? Hayır. Hedeflerden bir tanesi buydu. Başardılar bunu da. Dünya nüfusunu azaltıyorlar. Kronik hastalık olup da tedavi olması, ameliyat olması gereken insanlar hastanelere gidemiyor. Düşünün şeyi. Sonuç, istedikleri gibi koşturuyorlar. Kararları onlar veriyorlar, bu şeyleri alıyorlar. Yani biz bunları yazıp anlatıp öğrenip düşmanınıza karşı ha biz ne yapacağız? İşte önemli olan nokta buraya geliyoruz. Yapabilmemiz için bir takım bir şekilde biz de devleti yönetenleri uyarmaya çalışıyoruz. Yani şey olarak da aynı yaş grubuna girdiğimizden dolayı bakın bunlar var. Siz aldığınız kararlarla insanların hayatını etkiliyorsunuz. Lütfen bunları da düşünün, görün, öğrenin diye söylüyorum. Yoksa hani şey yok, öğrenmenin yaşı yok. Biz de bugün hala öğreniyoruz. Yarın da öğreneceğiz, gelecekte de öğreneceğiz. Ben bunca sene gazetecilik yapıyorsam bundan dolayı yapıyorum. Yani ama iyi bir şey de analiz, takip vardır ya gazetecilikte. İşte bakarsınız ya şurada bir şey çıkıyor, buradan geliyor. Ben geçen sene tesadüfen UFO kitaplarından bir tanesinde buldum bu şeyi. 57'deki kararı, salgın hastalık tabirini falan filan. Bir gözden geçireyim dedim. Çıktı ortaya. Yani bu arada tabii bu adamların elinde korkunç bir teknoloji de var. Şimdi öbür tarafa da bakalım. Ve inanılmaz Rockefeller ve Rothschild'ların dünya dışından alakalı bağlantıları. Amerika ülkesi. Amerika'da var zaten. Amerika'nın şeyi yok. Amerika aldı, etti. Eisenhower'ın görüştüler. Bir takım anlaşmalar oldular. Gizli üsler, gizli şeyler var. Bütün projeler var. Gelen gidenlerle alakalı inanılmaz şeyleri var. Çünkü bunu Steve Swallow benim geldiği zaman benim 2003'te yazdığım Amerikan uzay planları kitabında onayladı gitti adam 12 sene sonra. Çünkü bunlar orada doğru. Biz analizlerini yaptık tak tak kaynaklar bu. Buradan buraya doğru geldi. Hala dünya dışında yaşam var mı yok? Ya var. Mesela benim teorilerim bir tanesi Muhittin Arabi'dir, Atatürk'ün kehanetleri, Atatürk'ün parapsikolojik yeteneğidir. Türkler ve Uzaylılar Tarih kitabımızda bağlantıları, mukıtasını, Asya'daki uygarlıkların, şimdi Asya'da öyle bir şey var ki 60 bin yıldan bahsediliyor. Ruslar mezarları kazdılar 1969'da bir baktılar ki 60 bin yıllık şeyler çıktı, iskeletler şeyler çıktı mezarlarda. Bir bakıyorlar ki Allah enteresan ya, adama beyin ameliyatı yapılmış. Yapılan beyin ameliyatı iskelet kafatasında gözüküyor ve de bu kaynamış vaziyette. Ya o minnettan önce 60 binden bahsediyoruz. Yani insanlığı
Hristiyanlar soktu İncil, papazlar, kilise 6.000-7.000 yıllık tarihi vardır insanlığın diye. 60.000 yıl önce beyin ameliyatı olmuş, kalp ameliyatları olmuş. Hatta diş konusunda bile şeyler var. İskeletler belli gözüküyor. Alınlar Moskova'da çalışıyorlar. Ben en çok merak ettiğim bir şey bu konularda Rusların elindeki bilgiler. İnanılmaz derecede çıkmıyor dışarıya. Çok güzel bir şekilde araştırdılar ve buldular. Biz dünya tarihini bu kadar bilmiyoruz ki. Yani Mu kıtası. Biz nereden geldik? Asya'dan. İyi güzel Asya'dan geldik. Asya'ya nereden geldik? Buyur. Maymunlukta insan mı olduk Asya'da? Yok öyle bir şey. Şeyde 82 senesinde işte bir şey dizi vardı. TRT'de yayınlanan İpek Yolu. Japonlar 1,5 sene boyunca Asya'yı gezdiler ve 1930'larda seyyahların, arkeologların gittiği kentleri buldular. Bir bakıyorsunuz kentlerde 200-300 bin kişi yaşıyor. Kanalizasyonları var, şeyi var. Yerden ısıtma var evlerde. Su sıcak, kanalizasyon, suların gelmesi, şeyler, sonra şey, ardından ilk çalışmalar falan. Fakat piramitlere girmek istiyorlar. Beyaz piramitlere giremiyorlar. Şimdi bizim daha enteresan var. Ben Türkler Uzaylılar kitabını yazdım da siz işte kabileden geliyorsunuz, ilkelsiniz diyen Batılılara karşı bir tepkiydi o. Ve doğru. Çünkü M.Ö. 8000'de gidin 300 metre yüksekliğinde piramitler var. Beyaz piramitler. Biz ne zaman öğrendik? Halil Şılgın abinin sayesinde, bakandı o zamanlar. 90'larda gittiğinde götürdüler, gezdiler. İşte burası dedi. 300 metre yükseklikte piramit. Yapan bizimkiler. Yani Çin'de var. 300-400 civarında bir piramitten bahsediliyor. İçerilerine falan girdiler. Mumya insanlar, kıyafetler, şunlar bunlar inanılmaz şeyler buldular. Fakat Çinliler bunları saklıyor tabii, şey yapmıyor. Milattan önce 4000'de Mısır'da ne çıktı? Piramitler. Oo, ne kadar? 150 metre. Oğlum ondan 4000 yıl önce biz Çin'de yapmışız zaten piramitleri. Ben piramit yapmışım, adam orada gece kondu yapmış Mısır'da. Hikaye bu. Bunları bir öğrenin. Bunlarla ilgili de detaylı mutlaka bir yayın yapalım sizle. Hani bu tabii ki. Uzay konusunda Atatürk ve parapsikoloji, uzay konusunda, bu arada uzay konusunda Erhan Kolbaşı ile, o da bu konuyla ilgili hem eski bir diplomat hem uzun yıllardır çalışan biri, yine çekmiş olduğumuz bölümler var. Amerikan donanmasının başvurmuş olduğu patentler var. Mesela işte hani dünya dışı teknolojilerle ilgili, yani bunlar belgelerle. Evet. Bir anlatmış. Ellerinde zaten, ellerinde gizli deneylerde var bu. Gizli deneylerde var ama patent enstitüsüne de başvurdukları için ışınlamayla ilgili bir teknolojiyle ilgili başvuru var. Ya da ne bileyim, yer çekimini yok edip toz buz olmayla ilgili bir teknolojik başvuru var. Hani bu gizli şeylerin açığa çıkmak zorunda kalmış olduğu alanlar var. Pentagon'un bir türlerine kadar açıkladığı belgeler var. Dünya dışı varlıkları, onun için de yine yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Ama sizin de anlatacaklarınızı çok merak ediyorum bu konuda. Farklı felaket senaryoları geliyor ama söylenen ortak bir şey var. Koronadan çok daha etkili olacak. 2000'den sonra planlar devreye girmeye başladı. Ben biyolojik silah olduğunu ilk günden beri söyledim. Biz o adamlar için çok birer küçük lokmayız ve her şey açık açık yapıyorlar. Siz ne hedefte Türkiye'yi görüyorsunuz? Bizim için tehlike ne? Harp silahı, iklim silahıdır. Hem deprem yaratırsınız, hem istediğiniz bölgeye. İstedikleri tek şey şu: Kabe'yi kapattık, iyice içeriye aldık. İkincisi, Peygamberimizin türbesi hedefte. Burada yaşıyorsak, eğer yaşayacaksak, bu adamlardan kendimizi tedbir alıp korumaya çalışmamız gerekiyor.